ve 38 yaşında bütün bestelerimi bununla yaptım. Benim için manevi değeri son derece yüksek. Benim sırdaşım. Şehirli saz üslubunu getiren en önemli sazcılardan biridir. Kendinden önce daha çok köy kökenli bir saz çalış üslubu vardı. Ondan sonra bayağı değişti işte bence. Türkiye radyoları kapatıldığı zaman Türk müziği Türk radyolarında dinlenmediği dönemde halk kendine yakın olarak İslam radyolarını, Arap radyolarını dinlermiş. Arabesk adı üstünde olduğu gibi Arap etkinliği demektir. Bu deyim o zamandan beri özellikle kalmıştır. Ondan sonra 60'larda yine gündeme gelmiştir. Yani bu denli arabesk diye adlandırılan değerlerin bizim dışımızda da olsa bu derece aşağılanmasından hep rahatsız oldu. Doğru değildi. Haber ver, o gönlün elde mi? Ve yapmak istediğimiz teknik bazı çalışmaları bizlerden evvel bize benzeyen Mısır'da yapıldığını da gördük. Yani teknik olarak. Mısır'ın da aldığı Batı'nın tekniğiydi.
Türk müziğinde böyle adetler pek yoktu. Müziğimizi zenginleştirmek için bunları yapıyorduk, araştırmalar yapıyorduk. Tabii ki bana muhafazakarlar karşı çıktılar. Onlar korumaya yönelik çalışmalar yaptığı için gelişmeye yönelik çalışma yapan çok azdı. Bunu yaparken ayrıca mirasımızı zedelemedik ki. O miras kültürümüz olduğu gibi, abide gibi duruyor. Yani korumaya yönelik bunları zaten hepimiz koruyoruz.